Hocam hoş geldin. Hoş bulduk ya. Kaç oldu? 10 dakika geç kaldınız abi. Abi anca işte setup'ı falan kurduk o kadar. Bekle bekle. Bizim de işimiz var yani. Hastalarınızdan alıkoyduğumuz için özür dilerim. Yani. Kusura Estağfurullah. bakmayın. Evet, gene bir Caner ve Mert'in karşısında terlemeye hazır mısınız efendim? Biz terlemeyiz ama hazırız. İddialı gördüm arkadaşım. Vay vay. Her zaman konuşuluyor. Bütün hamile kadınların derdi nasıl doğum yapacağım, normal doğum mu yapacağım, sezaryen doğum mu yapacağım. Bunun kıstası ne? Neye göre olur bu iş? Eskiden doğum vardı. Bir seleksiyon durumu vardı. Yani hani neydi? Doğuran doğuruyordu. Doğuramayan ya anne kaybediliyordu ya bebek kaybediliyordu. Ama artık bunun önüne geçebilmek için bunu yapıyoruz tabii ki. Yani esasında sezaryen olması için tıbbi bir gereklilik lazım. Aynen öyle oluyor ya. Günümüze baktığım zaman şimdi bu hangisi daha sağlıklı? Hangisinin daha sağlıklı olduğunu düşünmeye gerek yok. Yani Normal tabii doğum sağlıklı. Öbürü bildiğin ameliyat çünkü. Öbür ameliyat ama sezaryanlığın da avantajı ne? Bebek hayatı kaybedilecekken kurtarılabiliyor. Keza anne hayatı da öyle. Doğum ağrılı bir şey. Yani çok büyük bir ağrı çekiyorlar. Çok büyük bir şey yaşıyorlar. Önemli bir şey. Bunun faydalarını daha sonrasında görüyorlar. Ama günümüzde insanoğlu nedir? O anı kurtarmaya çalıştığı için sezaryen olayım. Sezaryanla hiçbir şey olmuyor çünkü. Ağrı hissetmiyorsun. Anestezin var. Doğduktan sonra bebek, ondan sonra problemlerini yaşıyorsun. Yani günümüzün faydacı insanının tezahürü bu yani. Evet, kesinlikle öyle. Yani hani bir bebeği düşünme yok. Ya birazcık bencillik de var bu işin içerisinde. Hani biliyorsunuz böyle bir teori de var. İnsanoğlu bencildir. Anne baba bile bencildir. Seni tanımıyor çünkü doğmadan önce. Bir çocuğum olsun diye doğuruyor seni. O aşamada burada da öyle. Çocuğun iyiliğini düşünmüyor. Kendi acısını düşünebiliyor. Kendi acı çekmesin. Bunu düşünebiliyor. Sıkıntı çekmesin bunu düşünebiliyor. Ama bebek açısından bile normal doğumun çok daha fazla avantajı var. Normal bir doğmuşsun, sezaryenle Ben mi? doğmuşsun. Aha. Normal canım. Sen? Ben sezaryen olmuşum. Hani tam bu noktaya gelecektim ben. Hani bununla ilgili yapılmış çalışmalar var. Normal doğumla doğanların IQ seviyesi sezaryenle doğanlara göre daha yüksek oluyor. Peki bir şey soruyorum. Şu arkadan hani anlıyorlar ya sezaryen normal doğumlu bir muhabbet. Nereden anlıyor? Kafanın arkasında. Şimdi o yeni doğduğun sırada anlaşılır. Simpson gibi doğuyorsun normal doğumda. Kemikler tam yapışmadığı için birbirine kemiklerin arasında eklemler vardır bebekte. Sende yok. Niye yok? Çünkü onlar artık sabitleniyor. Ama bebek doğum sırasında o kanaldan geçebilmesi için o kemiklerin arasında boşluklar var. Ve Simpson gibi çıkıyorsun. Ha, çıktıktan sonra yavaş yavaş toparlıyorsun ama senin kafana bakıyorum çok sezaryen gibi durmuyorsun bana yani. Ben şimdi koca kafalı olduğu için belki oradan normal doğurması zor olabilir diye düşünebiliriz tabii ki. Bizde Türk toplumunda bu hani bahsettik ya günümüz toplumunun faydacı insan profilinin Evet. sezaryala dönmesinden. Bu teşvik ediliyor mu sence? Sezaryen mi? Normal Değil. doğum. Sezaryen. Ülke devlet politikası olarak tam aksi normal doğum teşvik ediliyor tabii ki. Ya şimdi devlet bu işlere nasıl bakıyor? Ekonomik açıdan bakıyor. Şimdi sezaryenlerin ekonomik anlamda çok çok ciddi zararı var ülkeye. Tamam mı? Hastaya da var. Daha fazla sıkıntı çekiyorsun sezaryenlisen. Normal doğumda doğuruyorsun, evine gidiyorsun. Normal doğumda artık günümüzde böyle sosyal medyada da çok şey oldu. Hasta doğuruyor. Doğurduktan sonra bebeği kucağında yürüyerek yatağına gidiyor. Sezaryanda böyle bir şey söz konusu değil. Şöyle de bir şey var. Bir kere sezaryen oluyorsun, ondan sonra hep sezaryen gitmen gerekiyor. Öyle mi? Normal doğuramıyor musun bir daha? Var. SSV'de çok önemli bir konu. Herkes bunu kendi böyle artık reklam olarak şey yapıyor ama sonra ellerinde patlıyor kimisine. SSV dediğim şey sezaryen sonrası vajinal doğum. Amerika'da bunlar ilk yapılmaya başlandı. Yapıldığı çalışmalar vesaire gösterdi. İlk sezaryen, bir tane sezaryen olduktan sonra ikinci de normal doğum da %90 bir sıkıntı yaşamıyorsun ama %10 patlıyor. Patlarsa bebek de gidiyor, anne de gidebiliyor. İkinci sezaryende bu oran birazcık daha düşüyor. Üçüncüden sonra zaten önermiyorlar. Üçüncü sezaryandan sonra vajinal doğum. Yani basitçe şöyle anlatayım. Normalde bebek normal doğumda nereden çıkıyor? Dışarı rahim ağzından çıkıyor. Ama sezaryanda en zayıf olan yer sezaryan bizim kestiğimiz yer olduğu için oradan çıkmaya çalışıyor. Nereye oluyor? Anne karnına doğuyor bebek. Anne hayatını tehlikeye... Bebek zaten gidiyor. Anne karnında oksijen yok. Anne hayatını da tehlikeye sokuyor. Rahim gidebiliyor. Çok sıkıntılı şeyler. O yüzden sezaryanı bu kadar istemememizin sebebi bu. Bu işlerde biraz mantıklı bakmak lazım. Şimdi böyle söyleyince de şey oluyorum. Sezaryancı doktor, normal doğumcu doktor diye bir şey var. Evet, ha, evet gerçekten öyle bir şey duyuyorum ben. Sezaryancı doktor, normal doğumcu doktor Ya diye. işte bu işte mantıklı doktor olmak lazım bence bu konuda. Hani çok da yani sınırları zorlamamak gerekiyor. Çünkü bir insanın başına gelen yani doktor olarak bizim başımıza geldiği zaman biz uğraşıyoruz onlarla. O yüzden hani mantıklı hareket etmek lazım. Bir hastaya normal doğumlu sezaryen mi karar verirken ben mesela yaşına bakarım abi.
Yani 18 yaşındaki bir genç bir kadın eğer ki doğuracaksa onu sezaryen almayı çok fazla istemem ama 40 yaşına gelmiş iki tane çocuk yapacaksa bu hani karar vermede bizi çok etkiliyor. Tıbbi endikasyonları saymıyorum. Hani tıbbi endikasyonlar var onları saymaya gerek yok. Herkesin söylediği şeyler yani. Ay bir de şey deniyor ya sezaryen yapıp daha fazla para alıyorlar bizden. Valla maddi olarak olabilir bilemiyorum şimdi. Benim açımdan fark etmiyor. Fiyat aynı. Fix tarifi mi abi? Fix abi. Bizde fix tarifi. Ha şöyle bir şey var. Normal doğumun ne zaman geleceğini bilemezsin. Ha sürpriz. Evet. O yüzden normal doğumun bence eğer ki özel bir kurumda çalışıyorsan daha pahalı olması lazım haliyle. Aslında evet gecenin saat 2.30'da 3'ünde hadi gel doğum var deyip seni çağırıyorlar. Ekstraya girer. Gidiyoruz belli olmuyor. Gece dün 2 gün önce Caner bilmez. Yok çünkü. Aramıyorum hanım artık onu. Geldik doğuma. Çok sağlıksız olan şeyler de var zamanında ünlülerin yaptığı. Nedir o? Erkenden hemen sezaryenle kurtulayım diye. Bebek çok büyümesin de karnımı çok germesin de çok fazla göbeğimde iz olmasın da. Vardı ya. Kiramatürü olur bu çocuk. Olsun yaptılar. Mankenlerimizden yapan vardı. Bundan 5-6 sene öncesinde araştır sen onu. Tamam, böylece sezaryen doğumunun ne kadar riskli bir kavram olduğunu anlamış olduk aslında. Normal doğumun hiç mi riski yok abi? Abi asıl riskler normal doğumda şimdi. Şimdi bu kadar gömdük. Şimdi bir de böyle yapacağız. İşte. Şimdi normal doğum en önemli zaten hani bizim en çok korktuğum şey. Normal doğumda kadın doğurur. Sezaryanda biz doğurduruz. Yani normal doğumda sana ihtiyaç yok aslında. Bana ihtiyaç yok. Biz sadece kontrol ederiz. He. Sıkıntı var mı yok mu diye. Ama sağlıklı olan kesinlikle o. Hep her seferinde sonunda oraya gidiyorsun. Sağlıklı olun o. Kadın da kınamaz. Normal doğum zorlaşır. İçeride bebek kalır. Tamam mı? Hani ağrısını düzgün çekemez. O işte filmlerde gördüğümüz şeylerden çok fazla etkilenir. Bağırır bağırır feryat figan ortalığı. Abi gerçek mi? Alıp getirir. Ya işte o filmler lanet olsun o filmlere. Yani filmlerde yaşadıklarından sonra insanlar onun gerçek olduğunu zannediyor ama öyle bir şey yok. Hani hastaya biz sakinken anlatmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince böyle bir şey olmadığını, sağlıklı olanın nasıl olması gerektiğini anlatıyoruz. O gerçek değil yani. Değil. Kesinlikle. Yani orada kocasını yumruklayan kadın gerçek değil yani. Tabii ağrı çektiği sırada kocası yanındaysa her şeyi yapabilir. Ama hani o işte bağırarak doğurtmak, aa diye bağırıp bebeği doğurtma gibi bir şey yok mesela. Normal doğum dediğin şey sakinlik, huzur isteyen şey, konsantrasyon, adamlar bunlarla ilgili birçok şey yapmışlar, çalışma yapmışlar, psikolojik açıdan bakmışlar yani. Hı hı. Ağrın varken sonuna kadar çekeceksin, ağrın yokken sonuna kadar sakinliğini koruyacaksın. Eşlere düşen bir şey var burada göre. Karının ne diyorsa onu yapacaksın. Yani ya başka bir şansın var mı ki yani? Onun acısını birazcık işte paylaşabilirsin. Tabii. Nasıl olur? Elinin kırılması. Elinin kırılması, kolunun kırılması şeklinde. Onun acısını paylaşabilirsin ama bu daha fazla bir şey yapamazlar tabii ki de. Bir de suda doğum diye bir şey var. Abi bunun normal doğumu var, prenses doğumu var, suda doğumu var, ağrısız doğumu var, doğal doğumu var. Çok var da var yani. Hani nedir bunlar? Nedir? Ya hepsinde doğuyor. Hepsinde sonuç itibariyle çıkıyor. Burada kararı birlikte karar vermek lazım. Bir, ikincisi en uygunu neyse onu yapmak lazım. Hani suda doğumun ne avantajı var? Bir işte var mı? Yok. Anne neden korkar? Ağrı çekmekten korkar. Ağrısız doğum var. Epidural takıyoruz. Şimdi her şeyimiz var artık günümüzde bu şartlarda. Hani ağrı çekmiyorsun. Doğum esnasında ağrı çekmiyorsun. Epidural kesilirken ağrı çekmiyorsun. Dikilirken ağrı çekmiyorsun. Neden korkuyorsun? Bundan başka korkacak bir şey var mı? Bebeğin sıkıntı, hani bebeğin başına bir şey gelebilir. Bir de bundan korkabilirsin. Ve bunu da kontrol ediyoruz sonuçta. Bebeğin başına bir şey gelecekse zaten normal doğurmuyoruz. Yani hani önemli olan burada ağrıdır. Ağrıdan korkar en çok insanlar. Ağrısız doğum diye bir şey vardır artık günümüzde. Ağrısız doğum olduğu için de korkacak bir şey yok. Yani uzun lafın kısası, eğer bir hastada endikasyon yoksa sezaryen tercih edilecek bir durum değil. Evet, aynen. Bebek, az önce bahsettim. Önümüzdeki çalışmaya da gösterdim. Yani bir kere bebeği düşünüyorsan normal doğum yaptırman lazım. Kendi vücudunu düşünüyorsan yine normal doğum. Kilo vermek istiyorsan normal doğum sonrasında daha güzel kilo veriyorsun. Tabii abi ameliyat oluyorsun öbüründe yatıyorsun ama karnını kesiyoruz yani sonuçta. Korkulacak bir şey yok kısacası doğumda. O zaman geriye kalan korkuların hepsi toplumsal fobi. Kesinlikle öyle yani başka bir şey değil. Hayırdır bekleyen mi var? Valla işte doğum o kadar bahsettik doğumumuz var ona gitmemiz lazım. Hadi kolay gelsin o zaman ne diyeyim hocam bekletmeyelim aslında. Eyvallah teşekkürler. Rica ederim. Sezaryen mı normal mi? Normal. Normal olmaz olur mu? Hadi Allah kolaylık versin. Ağzın cümlemizi görüşürüz.